Gelelim bize. Şöyle yıl sonu enflasyon beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın %43,52'ye gerilemiş. Dolar TL beklentisi 37,75 seviyesine gerilemiş. Ben size bütün bir bayram boyunca düşündüğüm soruyu sormak istiyorum Abdurrahman Yıldırım. Baktınız gördünüz bu bayramda bilmiyorum gezdiniz mi? Ama biz bu enflasyonla mücadelede istediğimiz tempoda gidebiliyor muyuz? Yoksa yok bu işte geldik Haziran'ın 20'sine bu işlerde biraz sekteye uğramaya başladı enflasyonla mücadele, iç talepte bir durulma da pek görülmez. Acaba aradığımız sorunu aradığımız yer iç talep ama iç talepte sorunu ararken haklı mıyız, doğru muyuz diyor musunuz? Diyemiyorum. Maalesef çünkü bir gelirler politikasında önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz. Memur maaşı, asgari ücret, ücretler vesaire. Muhtemelen bir zam da yapılacak. Benim de yapılması gerektiği konusunda şeyim var. Çünkü memurlar için söylüyorsunuz. Memurlar için zaten belli. Olacak zaten. Yani olacak. Evet, enflasyon. Emekliler için de olacak. Ama normal ücretler için özel sektör yapacak. Hazır. Ama hiç görmüyoruz yani sendikalar. Göreceksiniz yani yapacak. Hayır, bu miktarı düşük olur. Komitenin toplanacağına dair de bir haber geçmiyor. Sendikalardan bir açıklama gelmiyor. Olacak ama. Bayram değil. Sonrasında yani önümüzdeki hafta başından itibaren hareketlenir olay. Olacak. Çünkü %49 diyelim yılbaşında yapılmış olsa bile işte %56-57 ortalama enflasyon çıkacak. %5'lik bir refah payı, büyüme payını da koyduğunuz zaman %60'lar. Yani normalde alım gücünü korumak için arada bir 10 puan, 15 puanlık yani yaklaşık 15 puanlık bir şey. O zaman siz asgari ücreti arasam %15 seviyelerinde olmasın? Asgari ücreti yapılması şart mı? Çok emin değilim. Ha, yapılmayabilir. Olmayabilir ama ücretlere zam olabilir. Yani baktığım zaman ben nasıl yani? Mesela asgari emekli maaşı 10 bin liraya getir. Peki normal emekliler ne kadar alıyor? 12.153. Evet. Yani bunun civarında buna komşu ücretleri alıyorlar zaten. Yani bütün çok emeklilerin düşük aldığı ortalama maaş gelmiş asgari emekli maaşına yaklaşmış. Ücretlerde de böyle bir şey var. Alınan ortalama ücretler gelip asgari ücrete yaklaşmış. Dolayısıyla bu yakınlığı aslında şey etmek lazım, bozmak lazım. O zaman siz asgari emekli aylığına değil ya da asgari ücrete değil de ona komşu ücretlere mi acaba bir zam olmalı diyorsunuz? Orayı anlamadım. Şimdi bazı bölgelerde bazı bölgeler için asgari ücret yüksek. Yani Doğu, Güneydoğu, belki Çanakkale vesaire. Ülkemizin belirli bölgelerinde enflasyon bu kadar az. Evet ama İstanbul için son derece yetersiz. İzmir için yetersiz, Ankara için yetersiz. Neyse yani bazı bölgeler için de çok yetersiz. Ve fiili olarak İstanbul'da asgari ücretle insan çalıştırmanız artık zor. İnsan bulamıyorsunuz çalıştıracak. Dolayısıyla işte denge zaten kendiliğinden bozuldu. Asgari ücretle herkesin uyması da şart değil. Yani uymuyor zaten. Yani verilen maaşı elden geri alınması söz konusu oluyor. Dolayısıyla asgari ücreti artırmadan ücret artırmak artık mümkün hale gelmiş olması lazım. Nasıl olacak? Fiilen. Yani dediğim gibi özel sektör. Şirketler yapsın diyorsunuz. Tabii şirketler yapacak artı kamu kendisi yapacak. İlla asgari ücreti artırmasın. O zaman tespit komisyonunun toplandığını görmeyeceğiz de şirketler kendileri inisiyatif alarak mı ücretleri artıracak? Bir durum mu göreceğiz biz? Yani, o da olabilir. Yani şimdi şirketler çünkü yılbaşında zam yaparken her patron tedbirlidir. Dolayısıyla şeyi gördü. Ya bu bütün bir yılı bu yüksek enflasyon ortamında tek zamla geçiremez. Dolayısıyla ben öyle bir ortalama bir şey tutturayım ki yıl ortasında da zam yapmak zorunda kalacağım. Bunu hesap ederek başladılar. Benim kaderim hükümetle bir değil. Hükümet bugün verir, imkanları değişir, yarın vermez ya da yarın daha çok verir. Dolayısıyla
Şirketler kendi başlarına karar almak zorunda. Yıl ortası için yani bir anket de yapıldı. %42 şirketler hazır zam yapmaya. Zam yapmaya. Yani ne kadar yapacağı hani oran değişir. Ama dediğim gibi enflasyon civarında ortalama, yıllık ortalama enflasyon civarında bir gerçekleşme olur. Onun biraz üstü makuldür. Dolayısıyla bence özel sektör bunu yapmak zorunda zaten. Eleman bulması zor. Kaliteli elemanlara, hatta tecrübeli elemanlara siz, daha yüksek zamlar yapıyor. Siz böyle söyleyince ben bunun bayram sonrası hareketliliğinin başlayacağını hissediyorum. Çünkü evet, böyle evet. Sanki sizin hem ekonomi çevrelerinden hem de şirketlerden geneliyle edindiğiniz izlenim bu gibi ülkemizin gidişatını. Yani hükümetin ekonomi yönetimi bunu oturup bir asgari tespit, ücreti tespit komisyonu toplamayacak. Ama böyle bir girişiminde şirketler bazında başlayacağını edindiğiniz önemli, bir bilgi olarak aldım değil. Ben. Yok hayır, bilgi değil ama yani illa şart değil yani asgari ücreti artırmak. Asgari ücret çünkü bütün ücretleri asgariye getiriyor. Artırıyorsun. Ama asgari ücreti artırmazsan bu sefer o işte dediğim maaşın bir miktarını geri almaz konusu ortadan kalkıyor. Asgari ücret o zaman bazı bölgelerin hakikaten asgari ücreti oluyor. Ama İstanbul'un değil zaten. Marmara'nın değil. Bir de bir yerde yani, geçinilebiliyor, bir yerde geçinilemiyor. Çalışanları diyorsun. Kaptırıyoruz artık. Avrupa'ya kaptırıyoruz. Evet. Yani işverenlerin şu andaki en önemli sorunlarından bir tanesi eleman açığı sorun. Yani dolayısıyla eğitimle de bu yeni eleman açığı sorunu çözülmüyor gibi görünüyor. Eğitim sistemiyle. Çünkü teknik eğitim ya da işte herkes üniversite mezunu gibi. Dolayısıyla sorun çözülmüyor. Kadınlara yöneliş var gibi görünüyor biraz. Hani kadın istihdamı da artıyor. Orada iyi bir kanal yakalanabilir. İnşallah. Ama o kanalı yakalasak bile dediğim gibi yurt dışı açık. Almanya'da kapılar açmış bekliyor. Geçmişte fiziki güçlü genç insanları aldılar. Seçerek aldılar. Şimdi de seçerek alıyorlar ama doktor alıyor, mühendis alıyor. Kalifiye insan arıyor ve beyin göçü yaşanıyor hakikaten. Bu da gelişmekte olan bir ülkenin en büyük sermaye kaybı. Sermaye kaybı. Beşeri sermaye kaybı. Ben size enflasyonla mücadelede nereye gidiyoruz diye sormuştum. Siz bana ilk asgari ücreti söylediniz, ücretleri söylediniz. Evet. Bunu neden, nasıl bağladınız merak ettim. Bunların hiçbir etkisi yoktur diyen akademisyenlerin yani bu kadar asgari ücret arttı, ücretlere zam geldi ve enflasyonla mücadelemiz örselendi algısı yanlış, biz yanlış yere bakıyoruz diyen akademisyenler de çok fazla. Yok hayır, asgari ücret ya da ücretlere artış enflasyonu direkt yansıyor diyen de çok var. Siz nerede duruyorsunuz? Biz enflasyon artık gerçekten yanlış mı yorumluyoruz? Çünkü faizler arttı, nerelere geldi ama ne talep duruldu, ne rahatladık, hiçbir şey olmadı ve toplum yavaş yavaş artık bunun rahatsızlığını yani fazlasıyla hisseder. Benim durduğum yer gerçeğin olduğu yer. Nedir peki sizce o gerçek? Yani, enflasyonun birinci derecede döviz kuru etkiler. Hı hı. Tamam, burada bir sorunumuz yok. Dövizi tutuyoruz. Evet, kur sabit. İki, gelir politikası etkiler. Biz insanlara şimdiye kadar hakikaten en azından bazı kesimlere İyi gelirler sunduk. Bu gelirleri zaman zaman diyelim ki kur korumalı mevduat aracılığıyla da sunduk. Yani, KKM da, bir kesimi evet, zengin etti diyorsunuz. Ama bir kesimi de döviz kurunun artışı zengin etti. Ondan önce o da yaşandı doğru. Bir de bir kesimi de konut fiyatlarının artması zengin etti. Bir kesimde yani her şey. Yani zenginlik arttı. Fakirleşti. Dolayısıyla bu zenginler şimdi paralarını harcıyor. Zenginleşti. Parası arttı. Serveti arttı.
Yani, peki şuna katılıyor musunuz? Enflasyonun sebebi işte bu %20'lik kesimin durmaksızın harcaması. Zenginleştiler ve harcıyorlar. Talep, ve enflasyonun. Talep enflasyonunun en önemli şeyi oradan geliyor. Doğru. Talep. Ama enflasyonda bir de maliyet var ki onun içerisinde döviz kuru artışı söz konusu. Şimdi enflasyonu işte yaklaşık diyelim bir sene önceye kadar ya da 1,5 sene önceye kadar kur artırdı. Ama ondan sonra da talep aldığı götürmeye başladı. Kur birinci, belki birinci, hala da birinci sırada olabilir. Merkez Bankası'nın raporlarında da var. Yani enflasyonu belirleyen birinci şey döviz, ikincisi gelir, üçüncüsü yani ücret ve maaş artışı. Yani üçüncü sıraya gelince işte talep vesaire. Ama talep aynı zamanda gelirle de İlişkili. Bağlantılı. Çok zengin olanların açıkladığı var. Mesela yani mavi ve beyaz yakalı her 10 çalışandan 6'sı bayram tatilinde evdeymiş. Sadece %7'si otelde tatil yapabilmiş mavi ve beyaz yakalı çalışanların. Yani talep buradan gelmiyor ama burası sürekli bedel ödüyor. Çok muazzam bir, sonra yurt dışına oldu ki 40 yılda bir çıkacak işte o harçlar oluyor, haraç gibi diyemeyim. Türkiye asgari ücreti sürekli ve hızlı bir şekilde arttırırsanız bu şekilde pahalı bir ülke haline gelir. Yani almış olduğunuz basit bir hizmet karşılığında artık ödenen paraya bakınca hakikaten pahalı. Niye? Yani bir elektriği fiyatını normalleştirdiniz. Yani 2018 yılına gelinceye kadar tutulan o elektrik fiyatları üzerine kurulu bir şey var Türkiye'de. Belki yanlış sanayi var. Yani biz elektrikte, yani dışa bağımlı demeyeyim ama ciddi anlamda da hala şey, doğalgazdan elektrik üretiyoruz. Üçte birini. Dolayısıyla ithal ediyoruz. Biz bu elektriği bir de devlet teşviği, sübvansiyonu ya da işte şeyi altında ucuz verince adam işini buna göre kurdu. Elektriğe, enerjiye dayalı kurdu. Halbuki biz enerji zengin ülke değiliz. Hatta enerji fakiri bir ülkeyiz. Böyle olunca şimdi siz orada enerji fiyatlarını normale getirdiniz. Peki yani onunla beraber üretim yapan, ona göre hizmet yapan sektör ne yapacak? Elektrik pahalı, tamam pahalı. Peki asgari ücret ya da ücretli çalışma, o da pahalı. Pahalı hale geldi. Geliyorsunuz faiz desteği vardı. Hani negatif faiz, kredi faizi, hiç değilse kredi alan para kazanıyordu. Orada da artık faiz de normal. Orada da bir kazanç yok. Hatta geri dönmelerde zorlanma söz konusu. Şimdi hakikaten ne diyeyim, şey düştü, kel göründü. Şapka düştü, kel göründü. Şapka düştü. Yani gerçek ortaya, gerçek durum ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bir dönüşüm lazım. Bu dönüşüm içerisinde bazı sektörlerin hakikaten küçülmesi, bazı sektörlerin konsolide olması, tasfiye olması gerekebilir. Çok fazla başka bazı yeni mesela sektörler o devreye girebilir. Ama işte dünyadaki durumu Nvidia çerçevesinde özetledik gidişi. Gördük. Yani o kervana şimdiden katılamayan sonradan hiç katılamayacak. Dolayısıyla yani yeni iş kuracaksak, yeni sektörler belirleyeceksek, yani bir işte sürdürülebilir olacak. Doğaya fazla zarar vermeyecek. Enerji yoğun olmayacak. Teknolojik olacak.
Bunların şartlar bunlar. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde manşetinde sizi destekleyen bir haber vardı. Şimdi onun açtım bakıyorum. Batık kredi 1 trilyon lira diyor. Borcu borçla kapatmak zorunda olan firmalar, yurttaşlar artık çektikleri kredileri ödeyemez hale geldiler. Tahsil edilemeyen miktarda 200 milyar lirayı aştı. Konkordatoların hızlanması bekleniyor. Özellikle tekstil sektörüne ilişkin yine mesela 45 milyar lirası inşaat, 33 milyar lirası elektrik gaz, 16 milyar lirası emlak komisyonculuğu, 9 milyar lirası tekstil sektörü diyor batık kredilerin. Yani böyle de bir durum var ülkede de der onlar. Yani 1 trilyon liraya da. Batık kredi varsa hakikaten şaşılması gerekir. Şaşılması gerekir. Çünkü batık kredi oranının en düşük olduğu dönemi yaşadık. Bir sebebi yani batık diye bir şey yok. Bankaya gidince yapılandırıyor zaten. Yapılandırmasa hükümeti şikayet ediyorsunuz. Yeniden yapılandırılıyor. Yeniden yapılandırılınca zaten faizi düşük. Yani böyle bir ortamda zaten batmak diye bir şey söz konusu değil. Herkes yaşadı. Bir şekilde gemi yüzdürülüyor. Yani yüzdürüldü. Batıklar da yüzdürüldü. Ama işte bu faiz artışıyla durum değişti.